Kıymetli katılımcılar, herkese iyi günler, herkese merhabalar. Bugün önemli bir konuğumuz var, önemli bir gündemimiz var. Bilimsel araştırma yöntemleri yayın etiği dersinde hem lisansüstü öğrencilerimize yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Ama özelde Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü olarak üniversite bünyemizde çeşitli bilimsel yayıncılık faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu kapsamda pandemi döneminde malumunuz birçok online eğitim webinar düzenledik. Bugün de ilk defa Türkiye'de üniversitemizin bu anlamda anlaştığı PoolText platformunu mercek altına alacağız. Önemli bir konuğumuz var, PoolText CEO'su. Furkan Bey, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk Fatih Bey. Çok teşekkürler. İyisiniz umarım. Çok şükür. Bizler iyiyiz. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Furkan Bey sağ olsun bizleri kırmadı. Şu anda Amerika Boston'dan bizlere sesleniyor. Sabah saatin yanlış hatırlamıyorsam şu anda 7 gibi oradan. Evet, aynen öyle. Sabah erkenden bizleri kırmadınız. Bu anlamda teşekkür ederiz. Bugünkü eğitimimiz şöyle önem arz ediyor. Özellikle akademik çalışmalarımızda bugün birazdan Furkan Bey bahsedecek. Makalelerimizde dergilere yüklediğimiz zaman geri bildirimler alabiliyoruz ki birçok bu anlamda makaleler daha hakem sürecini görmeden desk reject dediğimiz editoryal süreçte reddedilebiliyor. Ciddi anlamda zaman veya para israfı da bu anlamda bizlerle karşı karşıya kalıyoruz veya birçoklarımızın yaşadığı işte özellikle Citation ve Scopus gibi önemli indekslerde taranan dergilere gönderdiğimiz zaman işte yayın sürecinin uzaması, geri dönüşlerin olmaması, bunlarla da karşılaşabiliyoruz. PoolText bu anlamda bize çok ciddi fırsatlar sunuyor. Hem makalelerimizin yapısal bazda geri bildirim alacağımız bir raporlama, aynı zamanda bugün de bahsedeceğiz. Yapay zeka tabanlı bir proofreading hizmeti ve onunla birlikte bir makale dergi eşleştirme platformu. Ben öncelikle böyle bir ARGE çalışması ve böyle bir kurgu PoolText platformunda hem de arkasına Türk mühendislerin de yer alması açısından çok önemsiyoruz. Ben tekrardan teşekkür ediyorum Furkan Bey'in izniyle tüm ekibine. Önemli bir bu anlamda yazılım ve platform. Türkiye'de de bunun yaygınlaşması açıkçası önem arz ediyor. Bu eğitimi de bu kapsamda planladık. Hatta Furkan Bey ile görüştüğümüz zaman eğitime katılan kurum dışı 10 katılımcıya da ücretsiz kullanım hakkı elde edilecek. Bunu da duyurusunu yapmıştık. Kurum içi anlamında da detayları zaten birazdan bahsedeceğiz. Furkan Bey buyurun, ben sözü size bırakıyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Fatih Bey. Kısaca ben PoolText hakkında çok detaya girmeden ana hatlarıyla bilgi vererek başlamak istiyorum. PoolText, sizin de bahsettiğiniz gibi bilimsel makalelerin yapısal bazda objektif değerlendirmesini yapan ve bilimsel yayın süreçlerinin etkinliğini akademisyenler için arttırmayı amaçlayan Ankara ve Boston merkezli ve MIT VMS destekli bir teknoloji platformu. Bilimsel makalelerin yapısal bazda objektif değerlendirmesinin önemine dair aslında hazırladığımız bir slide. Sizin de başlangıçta bahsettiğiniz gibi. Orhan Bey, böleceğim ama sesiniz az geliyormuş. Ben aslında rahat duyuyorum ama tabii ben hoparlörden duyuyorum. Anladım. Biraz daha chat kısmından yazanlar olmuş. Furkan Bey'in sesi az geliyor şeklinde. Tamamdır. Biraz daha yüksek tonda ben konuşmaya devam ederim o halde. Tabii, mesafe de var yani. Tabii Amerika'dan bağlandım. Fatih Bey'in bahsettiği başlangıçta makalelerin dergilerden red alma oranları, desk reject oranlarına baktığımızda bir makale dergiye gönderildiğinde, özellikle kablosu dergilere gönderildiğinde reddedilme ihtimali yaklaşık %70. Bunun tabii çok daha yüksek oranda olduğu dergiler de var. Yani Nature, Science gibi dergilere makalenizi gönderdiğiniz zaman %95 oranında, %96 oranında red oranlarından bahsetmek mümkün. Daha düşük olanlar da var tabii. Ama genel itibariyle ortalama bir %70 gibi bir orandan bahsetmek mümkün. Bu REB'lerin ise yaklaşık %40'lık bir bölümü daha makale herhangi bir şekilde editoryal incelemeye girmeden, hakem incelemesine girmeden başlangıç aşamasında desk reject dediğimiz formda gerçekleşiyor. Bu da yayınlanan makale sayısını düşündüğümüz zaman dünya genelinde milyonlarca saatlik bir zaman israfı. Yine bireysel olarak düşündüğümüzde de yine bu yayın süreçlerinde günlerce, haftalarca beklemeye yol açabilecek, zaman kaybına yol açabilecek sürtünme noktaları oluşturuyor aslında. Bu REB'lerin gerekçelerine baktığımız zaman hem kendi platformumuzdaki deneyimimizden hareketle hem de bu konuda geniş deneyimi olan Wiley, Springer, Elsevier gibi büyük yayıncıların deneyimden hareketle belli başlı noktaların aslında ön plana çıktığını görüyoruz. Bunların arasında makalenin dil seviyesindeki, makalenin dil seviyesi genel itibariyle diyelim, İngilizce dil kullanımı. Bir diğeri makaledeki benzerlik, bu plagiarizm dediğimiz, intihal dediğimiz benzerlik seviyesi. Bir diğeri referansların genel itibariyle kalitesi. Yani referansların doğru yazılıp yazılmadığı ve referansların güncel olup olmadığı bilgisi red gerekçesi olabiliyor. Bir diğeri de makalenin yapısal anlamda uluslararası standartlarda beklenen bütün bölümleri içerip içermediği. Bu noktalardaki eksiklikler ya da problemler diyelim, makalelerin desk rejection'a yani daha editoryal süreç başlamadan reddedilmesine sebebiyet verebiliyor. Biz de bu sorunları adreslemek için PoolText makale raporlarını geliştirdik. PoolText makale raporlarıyla yüklenen makalelerin İngilizce dil seviyesi, benzerlik seviyesi, biraz evvel bahsettiğimiz referansların doğruluğu, referansların güncelliği, yani ne kadar yeni çalışmalara makale içerisinde atıf yapıldığı ve makalenin yapısal olarak yine uluslararası standartlarda beklenen bölümleri içerip içermediğine dair yazara bir geri bildirim oluşturuyoruz. Bu geri bildirimle amacımız, sunumun başında da kısaca bahsettiği gibi Fatih Bey'in, makale hazır hale getiren araştırmacının dergiye göndermeden evvel aslında son bir kontrol noktası olarak konumlandırıyoruz PoolText makale raporunu. Araştırmacının bu kontrolü gerçekleştirmesini ve bu kontrolün ardından dergiye göndermesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yolla biraz evvel bahsettiğimiz sebeplerle oluşması muhtemel red ya da revizyonların alınmaması, dolayısıyla zamandan tasarruf sağlanmasını amaçlıyoruz. Yani yazara bu katma değeri oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda önemli bir birliktelikten de bahsetmek istiyorum. Hem biraz evvel bahsettiğim konuların ne kadar artık somut hale gelmeye başladığına dair de bir örnek olması açısından bunu önemsiyoruz. Amerika'da bu büyük yayıncılardan bir tanesi yine SAGE Publishing, SAGE yayıncılık. Bunlarla bizim bir ortaklık projemiz üzerinde çalışıyoruz. Yani SAGE bize ulaştı açıkçası ve ulaşmaktaki amacı da şuydu. Biraz evvel aslında raporun amacını özetlerken bahsettiğimiz sebeple bize ulaştılar. Ve amaçları şuydu: editör ve hakem incelemesine makaleyi göndermeden kendi bekledikleri standartlar içerisinde olmayan makaleleri daha insan görmeden sistem üzerinden reddetmeyi amaçlıyorlar. Yani editör ve hakem süreçleri, editör özellikle hakem bulmak bir ayrı bir iş dergiler için biliyorsunuz. Onların da zamanını verimli kullanmak istiyorlar. Bu anlamda standartlarına uymayan makaleleri sistemlerinden reddetmeyi amaçlıyorlar. Bu anlamda görüşüyoruz. Bizim PoolText makale raporları yine bütünsel olarak kendi bünyesindeki kendilerine makale gönderen yazarlara sunulmasıyla alakalı da entegrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Örneğin dil skorlamasından bahsettik. Makalenin dil skoru eğer belli bir seviyede değilse, SAGE'nin beklediği seviyede değilse ya da spesifik olarak kendi bünyelerindeki belli başlı dergilerin beklediği seviyede değilse direkt olarak sistem üzerinden reddedilmesini hedefliyorlar. Yine benzer şekilde referans güncelliği raporuyla alakalı böyle bir görüşmemiz oldu ve referanslar eğer yeterli güncellediyse özellikle tıp ve tıp, sağlık bilimleri, mühendislik gibi yeni yayınların sıklıkla çıktığı, teknolojinin hızla ilerlediği konularda güncellik gerçekten önemli olabiliyor. Bu anlamda bir ön değerlendirme yapmayı amaçlıyor yayıncılar. Bunun temel sebebi de biraz evvel bahsettiğimiz zaman tasarrufunu sağlamak. Yani çok sayıda makale var dünyada oluşan dergilere gönderilen ve olabildiğince kendilerine gelen makalelerin seviyesini, kalitesini bekledikleri ölçüye çıkarmak üzere bu tarz sistemsel entegrasyonlar yaygınlaşıyor. Yani Necmettin Erbakan Üniversitesi de bu anlamda Türkiye'de öncü bir üniversite oldu gerçekten. Yani bu sistemi entegre edip bünyesindeki akademisyenlerin erişimine sunmak ve bugün aslında belli bir seviyeye gelmiş olan, ileride de daha da yaygınlaşacak olan bu sistemsel redlerden maksimum düzeyde kaçınmalarını sağlamak üzere bu sistemi, yani PoolText makale raporlarının entegrasyonunu tamamladı. Türkiye'de de yine peyderpey diğer üniversitelerle de çalışmaya açıkçası başladık. Ama Necmettin Erbakan Üniversitesi bu konuda öncü bir üniversite. Onu da ifade etmek isterim. Yine makale raporlarını bireysel olarak da kullanmak mümkün. Ve bu anlamda biz dünyanın dört bir yanından, yani dünyanın 5 kıtasından, 100'ü aşkın ülkeden saygın üniversitelere mensup araştırmacılar için PoolText raporlarını bugüne kadar oluşturduk. Yani bu üniversitelerin arasında Harvard, MIT de var. Avrupa'dan üniversiteler de var. Heidelberg Üniversitesi, King's College, London gibi. Dünyanın dört bir yanından, yani Melbourne'den, Sao Paulo, Cape Town, Endonezya, ülkemizden de yine üniversitelerden bireysel kullanıcıların kullandığını ve bu anlamda biraz evvel sunumun başında bahsettiğimiz zaman tasarrufu noktasında katma değer onlara sağladığımızı da ifade etmek isterim. Yani dünyanın dört bir yanından kullanıcılar mevcut. Üniversiteler içinde bu aslında üniversitelerin de genel itibariyle reputasyonlarını diyelim, yani saygınlıklarını yayın ekosistemi içerisinde arttırmalarında çorbada tuzu olması anlamında da bir katma değeri var PoolText'in. PoolText raporlarının özellikle. Yayınlanan makale sayısının üniversite bünyesinde artması, alınan atıf sayılarının artması, yayınların kalitesinin artmasıyla beraber tabii atıfların artması sıralamalara da olumlu etki eden bir unsur biliyorsunuz. Bu anlamda üniversitelerin kurumsal anlamda da bundan istifade etmesini sağlayacak şekilde kurgularda var. Bunu da detay olarak bilgisini vermiş olayım. Makale raporunun içeriğine gelecek olursak, biraz evvel bahsettiğimiz 5 tane rapor vardı biliyorsunuz. İngilizce dil raporu, benzerlik raporu, referans doğruluğu ve güncelliği raporları ve yapısal bütünlük raporu. Bunlardan birincisi İngilizce dil seviyesine dair oluşturduğumuz rapor. Burada geçmişte sadece bir skor ve genel bir değerlendirme sunuyorduk. Genel itibariyle geliştirilmesi gereken noktaları detay vermeden ana hatlarıyla oluşturduğumuz bir rapor vardı. Ancak bugün itibariyle İngilizce proofreading servisini bekledik. Yani SALT makalenin dil seviyesinin skorlanmasının ötesinde özellikle akademik yazım odaklı kontrollerin gerçekleştirildiği, yine Fatih Bey'in bahsettiği gibi makine öğrenmesini, yapay zekayı kullanan mevcut literatürden bu anlamda öğrenen diyelim bir sistem üzerinden işte makale üzerindeki gramer, noktalama, temel imla düzeltme önerilerini görebileceğiniz, yine kelime kullanımı anlamında akademik yazıma uyumlulukla alakalı kontrollerinin ve düzeltme önerilerinin olduğu, dilin tonunun genel itibariyle ifade kullanımının yine bu anlamda uyumluluğuna dair yani geri bildirimlerin oluşturulduğu bir rapordan bahsediyoruz. Burada yine makale yüklendikten sonra bunu web üzerinden görüntülemenin ötesinde bir MS Word dosyası da oluşturuyoruz kullanıcılar için ve kullanıcılar yine Microsoft Word'deki track change fonksiyonunu kullanarak önerdiğimiz değişiklikleri kabul ya da reddetme yoluna giderek esnek şekilde raporun çıktısını kullanma olanağı da buluyorlar. Yani bu anlamda dilin temel düzeyde düzeltmeleri, akademik dile uyumluluk noktasında düzeltmelerini yaparak makale dergiye gittiğinde dildeki problemler sebebiyle reddalmasının aslında önüne geçmeyi amaçlayan bir rapordan bahsediyoruz. Bir diğer rapor, PoolText makale raporları içerisinde plagiarizm, benzerlik raporu. Bu da dilde olduğu gibi desk rejection'a götüren başlıca sebepler arasında. Burada oluşturduğumuz geri bildirim mevcutta kullanılan sistemlerin dışında yine benzer seviyede bölüm bölüm daha da etkin olacak şekilde bir ikinci bir benzerlik seviyesi kontrolünden aslında bahsediyoruz. Burada biz yazarlara kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden benzerlik mevcut literatürle yaptıkları çalışmanın mevcut literatürde olan benzerliklerinin hangi noktalarda olduğunu ve bu noktaların hangi kaynaklarla benzerlik içerdiğini gösteriyoruz ki anlık olarak arayüz üzerinden gerçekleştirecekleri seçimler ve değişikliklerle benzerlik skorunun nasıl değiştiğini görmelerini sağlayan, yani oldukça kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden bu geri bildirimi oluşturuyoruz ki yine dergiye gönderildiğinde belli bir standartta olabilsin ve desk rejection'ı editoryal süreçte gerçekleşecek reddi yine bu yolla reddin yine önüne geçelim. Bir diğer rapor referans doğruluğu raporu. Bu da ilk ikisi kadar herkesin aslında aşina olduğu bir nokta olmayabilir aslında ama bizim kendi platformumuzdan edindiğimiz deneyim ve genel itibariyle aldığımız geri bildirimler bu referansların genel itibariyle doğruluğu ve güncelliğinin çok editörler nezdinde önemsendiğini aslında bize gösteriyor. Yani referanslarınızın bir makaledeki referansların diyelim ne kadar dikkatli ve özenli hazırlanmış olduğu çalışmanın genel itibariyle ne kadar dikkatli ve özenli hazırlandığıyla alakalı bir gösterge olarak algılanabiliyor editörler nezdinde. Biz de bu anlamda yüklenen makalenin referanslarının makale içerisinden çekip hangi formatta yazılmış olursa olsun makalede kullanılan referansların yayınlandıkları dergi isimleri, makalelerin başlıkları, yazar isimleri, sayfa numarası, yayınlandığı tarih, bütün bu referansı oluşturan bütün bu parçalarda gerekli kontrolleri gerçekleştirip eğer hatalar varsa, yazımda ya da eksiklikler varsa buna dair geri bildirimleri bu hata ya da eksikliklerin doğru versiyonlarıyla beraber diyelim, bizim önerilerimizle beraber bu raporda yazarın önüne getiriyoruz. Aynı zamanda sadece hani doğruluk kontrolü değil, çok sayıda referansın kullanıldığı makalelerde tekrarlar gerçekleşebiliyor. Aynı referansın tekrar kullanılması. Bu anlamda da gerekli düzeltmeleri yapması için yine yazara geri bildirimi oluşturuyoruz. Referanslarla alakalı bir diğer rapor referans güncelliği raporu. Bundan da sunumun başında da aslında bahsettim. Oldukça önemli bir nokta. Yine referans güncelliği noktasında oluşturduğumuz geri bildirimler yazar için önemli bir katma değer yaratıyor. Çünkü özellikle kalburüstü dergiler, özellikle teknolojinin diyelim hızla ilerlediği, yeniliklerin çok daha yüksek bir hızda oluştuğu alanlarda referansların güncel olması editörler nezdinde gerçekten ilk bakılan noktalardan biri haline geldi artık. Bu anlamda biz de yazara makalesinde kullandığı referansların ne kadarlık bir bölümü 10 yıldan yeni, ne kadarı 10, 15, 20 yıldan eski, buna dair bir aslında beklenen seviyelerle beraber, yani bu beklenen seviyelerin makalenin durumunun beklenen seviyelere kıyasla nerede, nasıl göründüğüne dair görseller de oluşturarak bu geri bildirimi oluşturuyoruz. Aynı zamanda eğer yazar makalesindeki referansları değiştirmek isterse güncellik durumuna göre referansları yine kronolojik olarak listeliyoruz ki yazar bunu daha etkin ve verimli bir şekilde yapabilsin. Yine aynı şekilde bu rapor üzerinde bir de referans yoğunluğu gibi bir rapor oluşturuyoruz. Yani makaledeki literatür araştırmasının yapısal anlamda ne kadar etkin olduğuna dair bir gösterge olabiliyor bu. Hani eğer oversight ise makale ya da undersight ise, yeteri kadar referans kullanılmadıysa ya da çok sayıda referans kullanıldıysa beklenen genel ortalamalara kıyasla, buna dair de yazara bir bayrak kaldırıyoruz gerekirse. Yazar da eğer bu noktada düzeltme ihtiyacı hissederse gerekli düzenlemeleri yapması için yine geri bildirimi bu raporda oluşturuyoruz, önüne getiriyoruz. PoolText makale raporlarının 5.'si yapısal bütünlük raporu. Yapısal bütünlükle de biraz evvel bahsettiğimiz aslında makalenin uluslararası standartlarda beklenen bölümleri içerip içermediğine dair yazara geri bildirim oluşturduğumuz bir rapor. Bu raporla en temel anlamda makalenin işte abstract'taki kelime sayısı, giriş, metot, tartışma, sonuç bölümlerinin olup olmadığı, makalede kullanılan tablo ve figürlerin yerli yerinde olup olmadığı, yani benim metin içerisinde örneğin 5 tane tablo ya da figüre atıfta bulunmuş ama aşağıda tablo ve figürlerin olduğu bölümde 2 tane tablo ya da figür koymuş ya da 12 tane tablo ya da figür koymuş. Bir eşleşme problemi var. Bu tarz durumları düzeltmesi için yazara geri bildirimler oluşturuyoruz. Yine referanslarının stil ve tip uyumunun kontrolleri. Yine benzer şekilde bir eşleşme problemi olup olmadığı. Yani metin içerisinde kullanılan atıf yapılan referans sayısıyla referans bölümünde kullanılan referans sayısının eşleşip eşleşmemesi noktasında gerekli kontrolleri yapıyor ve bununla beraber makalenin alanına göre 30 ila 70 kontrolü gerçekleştirip yazara bu anlamda sorular da soran, geri bildirimler oluşturan bir rapordan bahsediyoruz. Yapısal anlamda makalenin tamamlanmış hale getirebilmesi için dergiye gönderim öncesinde önemsediğimiz, yazarlara ciddi katma değer oluşturduğunu düşündüğümüz bir diğer rapor. Yapısal bütünlük raporu. Bütün bu raporların ötesinde temel bir konudan da bahsetmek istiyorum. Biz bu soruyu çok normal olarak alıyoruz. Bu anlamda bu sunumda da onu öncesinde ben ifade etmek istiyorum. Makalelerin sisteme yüklenen makalelerin güvenliği bizim birinci önceliğimiz. Yani ilk günden beri sistemi oluşturmaya başladığımız ilk günden beri bu bilinçle zaten sistemi oluşturduk. Ve web sitesi halihazırda 256 bit şifrelemeyle korunuyor ve sistemsel süreçler de herhangi bir şekilde makalenin üçüncü şahıslar tarafından görüntülenmesini engelleyecek şekilde kurgulanmış durumda. Yani bu anlamda bir güvenlikle alakalı herhangi bir makalenin sisteme yüklediğinizde sorun yaşamamanız üzere geliştirmelerimizi yaptık. Yani bu anlamda şimdiye kadar biraz evvel bahsettiğim 100'ü aşkın ülkeden binlerce makale sisteme yüklendi ve tek bir problem bile bu anlamda yaşamadık. Yani aldığımız önlemlerin etkinliğini de bu aldığımız sonuçlar aslında bize gösteriyor. Bu anlamda bu konuda da bir parantez açıp bilgi vermek istedim. Bir diğer konu şimdiye kadar gerçekleşen kullanımlar. Yani insanlar, akademik hocalarımız kullanıyorlar sistemi. Sistemi kullandıktan sonra biz bir geri bildirim formu gönderiyoruz. Geri bildirim formunda hem raporların ne kadar kendileri için anlamlı olduğunu, katma değer yaratıp yaratmadığını hem de son tahlilde genel deneyimleri sonrasında makale raporlarının tavsiye puanını soruyoruz. Yani burada 7'lik bir skala üzerinden örneğin 1 kesinlikle tavsiye etmem, 6 tavsiye ederim, 7 kesinlikle tavsiye ederim şeklinde. Bu ortalama puan yaklaşık 6.1. Özellikle proofreading ekledikten sonra bu puan 6.5'e doğru çıktı. Yani insanların aslında genel deneyimi de bu anlamda rapor kullanımı noktasında pozitif. Tabii bu tamamen ne Necmettin Erbakan Üniversitesi ne de spesifik rakamlardan bahsediyorum. Yani makale raporunu kullanımınızı hem biz tavsiye ediyoruz aslında, hem de beraber çalıştığınız hocalarımız bu anlamda da olumlu bir geri bildirimde bulundular bugüne kadar. Bunun da bilgisini ayrıca paylaşmak isterim. Rapora dair aslında genel bilgilendirme bu şekilde. Şimdi Necmettin Erbakan Üniversitesi ile yaptığımız işbirliğine dair, daha doğrusu bu noktadaki süreçlere dair kısaca bilgiler vermek istiyoruz. Belki Fatih Bey de bu anlamda buralarda açıklayıcı olması anlamında yardımcı olabilir. Birinci adım, PoolText makale raporlarının kullanımı için Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki araştırmacıların atması gereken birinci adım, e-mail bilgilerini, e-mail adresi bilgilerini yine BAP birimini Fatih Beyler tarafından beklenen diğer bilgilerle beraber, özellikle ORCID burada kritik. ORCID bilgisi, e-mail ve bölüm alan bilgisiyle beraber Fatih Beylerle gerekli paylaşımı yaptıktan sonra biz Fatih Beylerden bu e-mail bilgisini alıp sisteme Necmettin Erbakan Üniversitesi kullanıcıları olarak tanımlamaları yapıyoruz. Yani Fatih Beylerle paylaşacağınız e-mail adreslerini kullanarak, burası önemli. Yani orada paylaşılan e-mail adresiyle PoolText'te hesap oluştururken kullanılan e-mail adreslerinin eşleşmesi önemli. Paylaşılan e-mail adresiyle PoolText'te bir hesap oluşturduktan sonra raporu almak üzere aslında hesabınız hazır hale geliyor. Yani siz temel anlamda BAP birimiyle, Fatih Beylerle paylaşacağınız e-mail adresini kullanarak bir PoolText hesabı oluşturduğunuzda Necmettin Erbakan Üniversitesi kullanıcısı olarak tanımlanıyorsunuz ve bu hesap oluşturulur oluşturulmaz zaten biz size sürece dair adımların da olduğu bilgilendirme mesajlarını da yine gönderiyor olacağız. Ama temel anlamda bu e-mail eşleşmesi sağlandığı durumda hesap oluşturduktan sonra raporu almanız için atmanız gereken adımlar toplamda 1-2 dakikalık aslında zaman alacak adımlar. Furkan Bey, arzu ederseniz hem sizi soluklandırayım, dinlendireyim. Buyurun. Bu sürece dair bazı hususları ben hani ekleme yapayım. Birincisi, sistemi şöyle kurduk. Yaklaşık bir yılı aştı bu birlikteliğimiz. PoolText ortaklığı. Şu anda chat kısmından da sizlere ilettim. Bir başvuru formumuz var. Bu başvuru formu eksiksiz doldurmanız gerekiyor. Özellikle bazı alanlar bizim için önemli. Birincisi, formu dolduran herkesin bir ORCID'sinin hem de Researcher ID'sinin olmasını arzuluyoruz. ORCID zaten artık tüm yayınlarda malumunuz zorunlu hale getirildi. Tezlerde de aynı şekilde. Researcher ID de üniversitemizin Web of Science'la olan official partnerliği doğrultusunda istiyoruz. Çünkü ayrı bir orada birliktelik var ve çeşitli performans değerlendirme sistemlerimiz var. Bu iki ID'yi zorunlu tutuyoruz. Bu başvuru formunu doldurmanız demek, PoolText'ten abone veya size bu anlamda sürecin tamamlanması demek değil. Bu formu doldurduktan sonra biz gerekli kontrolleri yapıyoruz ve Furkan Beylerle zaten bu formu onlara gönderiyoruz, bilgileri. Onlar da gerekli tanımlamaları yapıyorlar. Şu anda ekranda da yansıyan kullanıcı kaydı oluşturması mevzusu da formu doldurmanız sadece yeterli değil, aynı zamanda pooltext.com'a girip yazar olarak sizin bir kayıt olmanız gerekiyor ve bu işlemleri de orada tanımlamanız gerekiyor. Burada kritik mevzu e-mail adresinizin bizim forma verdiğiniz mail adresinizle eşleşmesi. Biz burada kurumsal mail adresinizi zorunlu tutmuyoruz. Bize herhangi bir Gmail, Yahoo hesabı verebilirsiniz. Ama aynı adresi PoolText'e de vermelisiniz. Eşleşme olmadığı takdirde sizlere ücretsiz kullanım hakkı tanımlanmaz. Nitekim bu hatta ekranımı şu anda paylaşabilirim bu arada. Gerekli tanımlamaları yaptıktan sonra sistemden şu anda herhangi bir şekilde dışarıdan bir kullanıcı olarak girmeye kalktığınızda sizden belli bir ücret isteyecek. Bu yaklaşık şu anda 35 dolardı. Furkan Bey, doğrudur değil mi? Doğru, evet. Ama biz bu anlaşma gereği akademisyenlerimize ve lisansüstü öğrencilerimize ücretsiz olarak bu hizmetten yararlanmalarını sağlıyoruz. Hemen ekran paylaşımını gerçekleştireyim. Size burada bakın, PoolText'e girdiğim zaman pooltext.com'a Necmettin Erbakan Üniversitesi PoolText işbirliği ile bu anlaşma sonunda ücretsiz alabilirsiniz diyor makale raporu alma. Nitekim makale raporunu ücretsiz al dediğim zaman bir kota karşılayacak sizi. İşte şu anda akademisyenlerimize 7 kota, lisansüstü öğrencilerimize de 3 kota koyuyoruz. Kullandıkça zaten bunu kotanın dolduğunu veya işte kotanın ne kadar dolduğunu görebiliyorsunuz. Ve bunları ücretsiz alabiliyorsunuz. Bu kısmı en azından burada dile getirmiş olayım. Evet. Burada önemli bir husus, sizlerin ilgili formla PoolText'e olan kayıtlarınızın eşleştirmesi. Detaylarını birazdan vereceğiz. Formu kurum dışına da açtık. Kurum dışı başvuru yapabilirsiniz. Kurum dışı başvurularda da orada özellikle formda, şu anda form bilgilerine baktığım zaman biriminiz sorusunda en altta 30. sırada kurum dışı var. Kurum dışını işaretlediğiniz takdirde bugün bu eğitime katılan kurum dışından 10 kişiye de Furkan Beylere biz bunu ileteceğiz. Onların gerekli tanımlamalarını yapacak ve kurum dışından gelenler de bu ücretsiz süreçten yararlanmış olacak. Kurum içi zaten dediğim şekilde akademisyenlere ve lisansüstü öğrencilerine ücretsiz. Bu süreci de zaten yönlendiriyoruz. Hatta yapısal bazlı raporlamanın yanında yapay zeka tabanlı bu proofreading hizmeti de şu anda aktif hale geldi. Birazdan detaylarını bahsedecek. Bir de Furkan Bey, makale eşleştirme kısmı var. Evet. Soruları zaten süreç esnasında alırız. Buyurun Furkan Bey. Teşekkürler Fatih Bey. Biraz evvel bahsettiğiniz o kurum dışı kullanıcılarla alakalı dediğiniz gibi bize bilgiler geldikten sonra biz o kullanıcılara da bir kod göndereceğiz. O kodu kullanarak raporları ücretsiz, 10 tane kullanıcı ücretsiz rapor kullanımı yapabiliyor olacak. Daha doğrusu makalelerini yükleyip geri bildirim raporlarını alabiliyor olacaklar belirttiğimiz gibi. Kullanıcı kaydı oluşturma adımlarını biraz evvel kısaca başladığımız tamamlayayım hızlıca. Çok temel, kullanıcı kaydı oluştururken isim, soyisim, e-mail ve şifre bilgilerini girdikten sonra profilinizde yine hangi dilde kullanmak istediğinize dair de gerekli seçimi yapabiliyorsunuz. İngilizce ve Türkçe olarak sistemi kullanmanız mümkün. Bu seçimi de gerçekleştirip yine enstitü bilgilerinizi de girip teyit ettikten sonra aslında sistem artık kullanımıza hazır hale geliyor. Bu yine biraz evvel Fatih Bey'in ekranını paylaşarak gösterdiği gibi profilinize ilk giriş yaptığınızda, yani bu e-mail eşleşmesi olduğu durumda, sizi biz Necmettin Erbakan Üniversitesi kullanıcı olarak tanımladığımız noktada sisteme giriş yaptığınızda üst bölümde bir bilgilendirme görüyorsunuz zaten. Necmettin Erbakan Üniversitesi ile yapılan anlaşma çerçevesinde raporları ücretsiz alabileceğinize dair. Ve hemen yanında makale raporunu ücretsiz al butonuna tıkladığınızda yine biraz evvel Fatih Bey'in gösterdiği bilgilendirme sayfasına erişebiliyorsunuz. Burada yine kurumsal olarak belirlenen kotanın ne kadarını kullandığına dair bilgilerle yine rapora dair özet bilgileri görebiliyorsunuz. Makale raporunu ücretsiz al butonuna tıkladığınız noktada yine bu önünüze gelen ikinci sayfada aşina olduğumuz, hepimizin aşina olduğu bir dosya yükleme sayfası önümüze geliyor. Ve bu dosya yükleme sayfasında yine makaleye dair temel bir takım bilgileri girerek ya makaleyi dosyanı bilgisayardan yine makale dosyasını seçerek ya da makaleyi dosyasını şu görülen dikdörtgen bölüme sürükleyerek dosya yüklemesini tamamlayabiliyorsunuz. Bu dosya yüklemesi noktasında bizim tabii belirtmek istediğimiz birkaç tane nokta var. Yüklemenin doğru şekilde tamamlanabilmesini temin için. Birincisi, PoolText makale raporları İngilizce yazılmış makaleler için oluşturulabilir durumda. Yani yüklenen makalelerin İngilizce makaleler olmasına dikkat etmek gerekiyor. Bir diğeri makalenin Microsoft Word formatında olması. Doc ya da DocX formatında makalelerin yüklenmesini bekliyoruz. Bir diğeri de aslında 3 ve 4 birbiriyle paralel. Rapordan aslında makale raporundan maksimum faydayı edinebilmeniz de adına makalenin bir dergiye gönderime hazır hale getirilmiş formda sisteme yüklenmesini biz tavsiye ediyoruz. Ki bütün biraz evvel bahsettiğimiz geri bildirimleri tam anlamıyla maksimum faydayı oluşturacak şekilde önünüze getirebiliyor olalım makale raporları. Eğer bir eksiklik olursa, hani referansları örneğin eklememiş olursanız 2 tane rapor oluşturulamaz noktada olur. Zaten böyle bir durum olduğunda biz sizden tekrar yükleme yapmanızı istiyoruz sistemsel olarak. Hazır hale getirmenizi genel itibariyle tavsiye ediyoruz. Dergiyi hazır hale getirmenizi sisteme PoolText makale raporu almak üzere yüklemeden evvel. Makaleyi sisteme yükledikten sonra biz rapor oluşturmak üzere işleme başlıyoruz. Ve maksimum 24 saat içerisinde ki burada yaklaşık ortalama süreler 2-3 saat seviyesindedir. Bu rapor gitgide kısalacak bundan sonraki süreçte de. Bu raporu oluşturuyoruz ve oluşturulduğu noktada size bir e-mail ile bir bilgilendirme mesajı gönderiyoruz. Gönderilen bilgilendirme mesajındaki butona tıklayarak burada gördüğünüz ya da bu e-maili aldıktan sonra PoolText profilinize giderek üst bölümde yine makale raporları sekmesi var. Bu sekmeye tıklayarak makale raporunuza erişebiliyorsunuz. Yine o sayfada o güne kadar yüklediğiniz tüm makaleler için oluşturulmuş raporları da görmeniz mümkün. Eğer birden fazla rapor oluşturduysanız o güne kadar en üst sırada en güncel makaleyi görüp raporunu incelemeniz mümkün. PoolText makale raporlarına dair aslında anlatımımız bu kadar. Yine sorularınız olacaktır diye tahmin ediyorum. Onları ayrıca cevaplandırmak üzere zaten buradayız. Biraz evvel Fatih Bey'in bahsettiği makale dergi eşleştirme... Şöyle yapalım Furkan Bey. Buraya kadar, yani bu aşamaya kadar olan soruları ayrı alalım. Olur tabii. Dergi eşleştirmeyi bir sonraki etapta yapabiliriz. Tabii. Burada birkaç hususun altını çizmekte fayda var. Bir iki soru da o yöndeydi. Sistem sizlerin gördüğü de üzere çok kompleks ve aynı zamanda çok faydalı, kullanıyoruz. Kullananların zaten geri dönütleri de çok yüksek. Açıkçası sizlerin bir makaleyi herhangi bir dergiye yüklemeden önce bir check-up yapabileceğiniz bir ortam. 5 ayrı raporlamayı bir de proofreading'i de dahil ettiğimiz zaman 6 ayrı raporlama veriyor. Burada tabii belli başlı hususlar var. Bunu dile getirmemiz lazım. Sistem şu anda İngilizce dilinde yazılmış makaleleri tarıyor. Yani herhangi bir Türkçe makaleyi eklediğiniz zaman bu sistem şu anda herhangi bir dil skorlaması veya benzeri raporları dökmeyecek. Dolayısıyla İngilizce makaleleri tarıyoruz bu altyapıda. Bu aynı zamanda kurumsal anlamda İngilizce, yani yabancı dilde yazılan makalelerin sayısını artırmak ve oradaki niteliği artırmak için de bir hedef. Çünkü aynı zamanda size bir yapay zeka tabanlı bir proofreading de dönüt yapılıyor. Sırf bu başlı başına zaten bir olay. Bunun dışında orada dil skorlaması, bu proofreading hizmeti, referans doğruluğu ki çok önemli. Referans doğruluğunda özellikle çok ciddi hatalar var. Şu anda bizler lisansüstü öğrencilerimize de Mendeley eğitimi veriyoruz düzenli ve bu şekilde referanslar alıyoruz. Referanslar, yani doğru atıf yapılmadığı zaman zaten etik sorunlara da gidebiliyor. Aynı zamanda birçok dergi ilgili atıf sistemine uygun olup olmadığına da bakıyor. Referans yoğunluğu o da başlı başına. Bazen işte çok az sayıda undersighted kısmında veya oversighted kısmında çok daha fazla referans, yani 20 sayfalık bir veya 15 sayfalık makalede 8 sayfası tabiri caizse referans olabiliyor. Bu meta analiz çalışması değilse. Bunlar da tabii göze batabiliyor. Ki önemsediğimiz bir diğer husus da o yapısal bazdaki son form. Yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam Furkan Bey, ne kadardı? 27 noktada inceleme yapıyordu. Bak, evet. Minimum 25 noktada inceleme yapıyor. İnceleme noktası tabii 50'ye kadar da çıkabiliyor makalenin içeriğine bağlı olarak. Yani siz orada mesela dediniz ki Kaleci 2018'e göre metin içinde ama kaynakçada Kaleci 2018 yok. Yok. Hemen uyarıyor. Kaynakça içerisinde veya kaynakçada Kaleci 2018 dediniz ama metin içinde böyle bir atıfta bulunmadınız, hemen uyarıyor. Tablo şekil 2'ye göre dediniz, tablo şekil 2 yok. Sistem hemen sizi uyarıyor. Tabiri caizse birileri sizin adınıza bu makaleyi baştan aşağı bu sistem incelemiş oluyor. Ciddi bir altyapı. Biz bu bir yılı aştı hatta. Sürekli her gün oradan dönükleri de takip ediyoruz. Yaptığımız eğitimleri, oradan gelen her bir altyapıdan gelen skorlamalar üzerinden de şekillendiriyoruz. Mesela benzerlik noktasında bazı rakamlarımız yüksekti, ona yönelik eğitimler. Dil skorlamasında bazı sıkıntılar vardı. Hemen akademik çeviri birimleri gibi proaktif bir şekilde bu tarz hamleler de yaptık kurum içinde. Gelinen noktada yayın kalitemiz de artmış oldu. Biz bunu tabana da yayıp sadece akademisyenler özelinde değil, bakın lisansüstü. Şu anda Türkiye'de zaten bu sistemi ilk defa Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak biz uyguluyoruz. Aynı zamanda lisansüstü öğrencisine de açtık. Bu da bir avantaj. Açıkçası bunu da iyi değerlendirmenizi arzu ediyoruz. Kurumdan ilişkiniz kesilene kadar, yani öğrencilik hakkınız bitene kadar bu sistemi bu anlamda kullanabileceksiniz diyorum. Şimdi ikinci etap makale dergi eşleştirme kısmı var. Onu da buyurun Furkan Bey. Teşekkürler Fatih Bey. PoolText'in bir diğer servisi diyelim. Makale PoolText Match dediğimiz makale dergi eşleştirme platformu. Burada sistem temel anlamda şu şekilde çalışıyor. Bu platformun bir tarafında yazarlar var. Diğer tarafında da sisteme üye dergilerin editörleri var. Yazarlar makalelerini PoolText'e yüklüyorlar. Biz makalenin yine konusuna, alanına, içeriğine göre sistemde bulunan dergilerle bir eşleştirme yapıyoruz. Ve dergi editörleri kendileriyle eşleşen makaleleri yine sistem üzerinden inceleyerek beğendiklerine, yani dergilerine gönderilmesini istediklerine bir davet mesajı gönderiyorlar. Yani bir butona basarak sistem üzerinden yazarı davet ediyorlar. Yani makaleni benim dergime gönderebilirsin mesajı bu. Tabii bir yayın garantisi vermiyor elbette ama editörün yazıya, makaleye ilgisini gösteren bir mesaj olarak oluşturuluyor bu ileti. Üçüncü adımdaysa yazar kendisine gelen davetlerden, dergi editörü davetlerinden bir tanesini seçiyor ve yayın süreci o noktada başlıyor. Yani gidip seçtiği derginin web sitesine makalesini yüklemek suretiyle aslında normal süreçlerde olduğu gibi yayın sürecini başlatıyor. Burada şu anda tıp ve sağlık bilimleri alanından makaleleri bu eşleştirme platformuna kabul ediyoruz ama önümüzdeki dönemde peyderpey inşallah pandemi sonrasında etkinliğini de yaygınlığını da arttırarak diğer alanlara da açmak yönünde bir planımız var. Ve yine sisteme üye olan dergileri de biz filtreliyoruz. Bize her gün dergilerden katılma isteği geliyor. Ama bizim bir takım standartlarımız var. O standartlar çerçevesinde bu dergileri eşleştirme platformuna dahil ediyoruz. Hani sistem içerisinde yine yani dünyadaki dergilerin dağılımına benzer şekilde yine bir kalite dağılımı var. Minimum düzeyde uluslararası indekslerin en azından bir iki tanesinde indeksleniyor olmasını bekliyoruz. İşte DOAJ, EBSCO, Embase, Scopus, Web of Science gibi. TR dizin de bunlardan birisi olarak değerlendiriyoruz açıkçası. Dergileri bu anlamda belli bir standartta tutmaya çalışıyoruz. Ve bahsettiğimiz gibi bu indeks dağılımı, uluslararası indeks dağılımı da mevcut dergilerin dağılımına benzer şekilde oluşuyor. Yani sistemde PubMed, SAGE, Scopus dergiler de var. Ama genel itibariyle yoğunluğu daha çok DOAJ'da, EBSCO'da, Embase'de indeksli dergilerden genel itibariyle oluşuyor. Ve bu sistemde normal şartlarda makalesini yazar sisteme yüklediği noktada davetleri almaya başladığı yerde bu davetleri görmek için bir para ödemesi gerekiyor. Yani şu dergi isimlerini görmek için daha doğrusu davetleri görüyor. Davetleri gönderen dergilerin hangi indekslerde olduğunu, para alıp yani yayın için ücret alıp almadığını, yayın sürelerinin ne kadar olduğunu bu bilgileri görebiliyor ama hangi dergi olduğunu, derginin isminin ve iletişim bilgilerini göremiyor. Bu bilgiyi görmek içinse bir para ödemesini bekliyoruz yazardan. Genel itibariyle, bugün itibariyle çalışmalarımız Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinden gelen diyelim. Necmettin Erbakan bünyesindeki araştırmacılardan gelen makalelerin dergi görme ücretlerinde Haziran sonu itibariyle sıfırlayacağız. Yani o da ücretsiz hale gelecek. Bunun da bilgisini ayrıca paylaşmış olayım bu vesileyle. Ana hatlarıyla sunum bu şekilde. Sorularınız varsa chat kısmından kontrol ediyorum. Sorularınızı da yanıtlamaktan mutluluk duyacağım. Sorularınızı chat kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Türkçe makale desteği ilerleyen zamanlarda olacak mı denmiş. Ya öyle bir planımız açıkçası bulunmuyor. Yani bence de olmamalı zaten. Yani biraz oraya dediğiniz gibi, sizin de bahsettiğiniz gibi motive etmek aslında. İngilizce yayın, İngilizce artık bilimsel ortak dil halinde bütün dünyada kabul görüyor. Hani yapılan yayınların İngilizceye yapılmış olması hem atıf alınması anlamında hem çalışmanın daha geniş kitlelere ulaşması anlamında oldukça önemli. Hani bizim hedefimiz, hani biz biraz evvel bahsettiğim gibi Boston'dayız. Ankara'da da bir ofisimiz var. Amacımız aslında bu anlamda Türkiye'deki üniversiteleri de olabildiğince desteklemek. Yani bu süreçte uluslararası hale gelmesi anlamında aslında üniversitelerdeki yayınların da uluslararası hale gelmesi anlamında çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımızı ilerletiyoruz. Zaten çeşitli eğitimlerle bunu sürekli vurguladık. Yani bizim uluslararası yayına dökmemiz lazım. Evet. Türkiye'de şu anda gelinen noktada 10 yıl öncesine kıyasla yayın sayımızda bir sıkıntı yok ama nitelikli yayın sayımızda sıkıntı var. Dünya genelinin kabul ettiğimiz zaman impact faktör, Türkiye şu anda 0.79 Dolayısıyla altındayız. Bununla alakalı çeşitli eğitimlerde de zaten sürekli veriyoruz. Vermeye devam ediyoruz. Uluslararası yayıncılığı, uluslararası tanınırlığı, uluslararası atıf alınabilirliği artırmamız lazım. Bu anlamda PoolText de buna ciddi katkı sağlıyor. Evet. Yani İngilizce, bilimin dili İngilizce. Dolayısıyla İngilizce makaleleri artırmamız lazım. Tezlerimiz aynı şekilde. Sosyal bilimler için tahmini ne zaman aktif hale gelecek denmiş. Bu sürekli sorulan sorulardan bir tanesi. Evet. O sosyal bilimler için biraz daha zaman alabilir açıkçası. Ben direkt olanı söyleyeyim. Şey yapmadan, hani beklentiyi çok yükseltmeden sosyal bilimler tarafında çalışmamız olacak. Ama bizim amacımız tıp, yani biraz daha mühendislik, pozitif bilimlerden sosyal bilimlere doğru gidiyor olacağız. Bu konuda gelişmeler oldukça biz bilgilendirmeleri de zaten Fatih Beylere de mutlaka yapacağız. Şimdi orada bunun planımız aslında daha erken bunları yapabilmekti ama yaşadığımız süreçler birazcık bizi açıkçası geciktirdi. Tabii bir de şu da var. Yani PoolText'i de anlamak lazım bu anlamda. Şöyle, dünyadaki dergilerin yaklaşık %54'ü, %55'i sağlık alanında. Evet. Yani yapılan çalışmalar. Dolayısıyla öncelik haliyle tıp ve sağlık. Geriye kalan %37 bandı, 36-37 bandı fen mühendislik. Bu kapsamda dünyadaki dergilerin yaklaşık %8'i sosyal bilim. Dolayısıyla bu skaladan gidecek olursak önce sağlık, tıp, muhtemelen zaten şu anda tıp sağlık çalışıyor ve tabii fen mühendislik için bir Ar-Ge süreci var. Evet. Fen mühendislikten sonra olursa sosyal bilim. Sosyal bilimdeki eşleştirme platformundan ziyade öbür taraftaki makale raporlama kısmına yoğunlaşmanızda fayda var. Çünkü kaliteli bir rapor almadığınız takdirde eşleştirmenin de bir anlamı kalmayacak yani. Kesinlikle doğru. Kesinlikle. Çünkü bu karşılıklı bir süreç. Yazar dergiyi görebildiği gibi dergi de ona göre teklif size sunacak. Yani biz bunu denedik. Şu anda dergilerimiz de kullanıyor. Nitekim mesela dergi bu anlamda gelen rapora bakıyor ki dil skorlaması güzel. İşte plagiarizm iyi. Ondan sonra işte referans doğruluğu iyi. Total puan da fena değil. Dolayısıyla öyle teklif geliyor. Rapor kötüyse bu anlamda size herhangi bir teklif gelmeyecek demektir. Gerçekten. Nitekim bizim bu niteliği öncelikle ve verimliliği artırmamız lazım. Yani özellikle evet. Yani Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden şu anda örneğin tıp ve sağlık bilimlerinde PoolText Match kullanımda. Dediğiniz gibi PoolText Match'e yüklemeden evvel de aslında o raporla zaten ücretsiz. Yani Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar için. Mutlaka biz o testi yapmalarını zaten tavsiye ediyoruz ki hem gelecek davet sayısını hem de daveti gönderen dergilerin standartını yükseltecek bir şey oluyor. Dediğiniz gibi çünkü editörler bu skorları görüyor. İyi değilse skor, dili kötüyse dediğiniz gibi benzerlik puanı yüksekse davet göndermiyorlar. Evet. Şöyle bir soru gelmiş. Figen Hanım sormuş. Bu 10 kişi ücretsiz mevzusuyla alakalı. Bu başvuru formunu zaten ilettik. Başvuru formunu dolduran siz katılımcılardan bakacağız. Kurum dışında olan 10 kişi. Kurum içinde olanları zaten ücretsiz tanımlıyoruz. Kurum dışından tanımlananları ücretsiz o 10 kişiye faydalandırılacak. Orada da bu kurum dışından başvurular ne zamana kadar geçerli? Yani ne kadar süre diye sorulmuş. Yani siz bizimle listeyi paylaştıktan sonra kimlerin kullanacağına dair bir süre yok. Dilediğiniz vakitte kullanabilirsiniz. Ama orada tabii 10 gibi bir sınır var. Eğer 10 kişiye atıyorum bir günde ulaşırsa ikinci günden sonra biraz daha zor olabilir. Yine biz talepleri alırız. Hani sizin üzerinizden gelen taleplerde biz onu yine karşılarız ama biraz kullanıma da bağlı. Eğer çok hızlı bir şekilde kullanım gerçekleşirse kısa sürebilir kullanım için verilir. Yani kullanıma açık olan süre kısa olabilir. Kurum içi kota mevzusunda da bu tamamen bizim bir birimimiz var. Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü. Birimimizdeki uzmanlarımızla beraber değerlendiriyoruz. Mesela geçtiğimiz yıl kotamız 3'tü. 5'e çıkarttık. Şimdi 7'ye çıkarttık. Yani onu zamanla artırabiliyoruz. Çünkü arka planda uzun vadeli bir anlaşmamız var. Dolayısıyla hani kurum içi kota anlamında bir sıkıntımız yok. Etkin kullanılmasında fayda var. Kurum dışı anlamında da zaten gerekli açıklamaları Furkan Bey yaptı. Ha şöyle söyleyelim. Siz bu eğitime katılmamış olsanız ve kurum dışında olduğunuzu farz edelim. $35. Şu anda $1 yaklaşık 8.6. 9 lira diye çarptığınız zaman yani bir raporlama 300 TL gibi yaklaşık bir maliyet çıkacak. Ha, değer mi? Değer. Ama kurum bu anlamda böyle bir hizmeti sizlere bedavaya, ücretsiz bir şekilde sunmuş oluyor. Bunu etkin ve verimli bir şekilde kullanmakta fayda var. Biz hatta kullandıktan sonra bunların ne kadarının yayına dönüştüğünün tespitini de arka planda şu anda almaya başladık. Dolayısıyla kullanım oranlarıyla birlikte bunun çıktısal anlamda analizlerini de yapıyoruz. Bunu da buradan belirtmek isterim. Güvenlik riski var mı diye bir soru gelmiş Furkan Bey. Evet, sunumda kısaca bundan aslında bahsettiğim bir güvenlik konusu, yani sisteme yüklenen makalelerin güvenliği bizim birinci önceliğimiz. Yani sizin gönül rahatlığıyla makalenizi sisteme yüklemenizi aslında sağlamayı amaçlıyoruz. Bu anlamda da sistemsel geliştirmeleri, sistemsel süreç tanımlarını ve tedbirleri de yine alıyoruz. Yani bizim serverlarımız zaten yüksek güvenlikli serverlar. Herhangi bir saldırı noktasında Amazon'un, DigitalOcean'ın serverlarını kullanıyoruz. Dolayısıyla orada bir sorunumuz yok. İkinci adımda web sitemiz zaten 256 bit şifrelemeyle korunuyor. Ve de biraz evvel sunumlara bahsettiğim gibi süreçlerde herhangi bir şekilde yüklenen makalelerin üçüncü şahıslar tarafından görüntülenmesini mümkün kılmayacak. Yani bunu imkansız hale getirecek şekilde kurgulandı. Dolayısıyla yüklediğiniz makalelerin orijinalliği, yani size ait olmasıyla alakalı herhangi bir sorun yaşanması söz konusu değil. Zaten biraz evvel yine sunumda bahsettim. Dünyanın dört bir yanından, yani 100'ü aşkın ülkeden sisteme binlerce makale yüklendi bugüne kadar. Ve güvenlik konusunda herhangi bir problem yaşamadık. Yani tek bir sorun bile olmadı. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Başka soru varsa alabiliriz veya kurum dışı ücretlendirme ile alakalı bir soru var. Web sitesinde görülemediğine dair. O PoolText Report sayfasına gittiğinizde ilk butonun üstünde zaten fiyatı görüyorsunuz. Bir hesap oluşturduğunuzda da yükleme adımlarında ücretler karşınıza çıkar. Yani onu kurum dışından denemek isteyenler zaten bu adımları takip ederken ücreti de görüyor olacaklar. Son adımda kendileriyle paylaşacağımız, işte Fatih Bey'in bizimle paylaştığı listedeki kullanıcılara vereceğimiz promosyon kodu diyelim, indirim koduyla o ücreti sıfırlayabiliyor olacak kullanıcılar. Kurum dışı kullanıcılar. Kurum dışı zaten ücretsiz. Önemli bir altyapı açıkçası. Sizler de zaten bugün bu bir saate yakın, teşekkür ederiz, bir saate yakın süreçte bunu detaylı zaten gördünüz. Kullandıkça ve raporları inceledikçe örnek raporları da sample report kısmından bakabilirsiniz. Dolayısıyla orada da detaylandırmaları daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Mesela örneğin bir referans doğruluğuna girdiğiniz zaman diyor ki 19 tane referans, yani kaynakça yüklemişsiniz. Bunun diyor 12 tanesi doğru ilgili stile göre, işte APA 7'ye göre, ama 7'si hatalı. Hatta bunun da diyor 7'sinden 5'i hatalı, ikisini de gözden geçir. Mesela kırık bir link mesela paylaştınız, bu çalışmıyor diyor. Veya işte bir database'den bir datayı oraya yüklediniz. Diyor ki böyle bir dataya ulaşamadım, bir daha bir bak. Veya işte o 5 hatalı kaynakçaya baktığınız zaman doğrusunu da söylüyor. Yani diyor ki işte sayfa numarası şöyle şöyle olması lazımdı, sen yanlış yazmışsın. Veya derginin adı hatalı yazılmış. Çok bu anlamda yaşanılıyor. Veya işte doyu numarası hatalı yazılmış. Doğrusu bu mu diye size de öneriyor sistem. Açıkçası bizim şu anda gelinen noktada üniversitede akademisyenlerimiz, işte öğrencilerimiz kullanıyorlar ve dönütleri de alıyoruz. Hakikaten hem çok memnunlar. Makalelerin yayın süreçleri de hızlandı. Yani teknik tabirle böyle bir raporlama geldiği zaman onun üstündeki o rapora dönük düzeltmeleri yaptığınız ve ardından gönderdiğiniz zaman, çünkü sunumun başında da Furkan Bey iletti. Bir makaleyi biz yazıp hemen dergiye gönderiyoruz. Hatta bunun da birçok çalıştaylarda, eğitimlerde verdik. Makaleyi dergiye göre mi yazmalı yoksa makaleye göre mi dergi bulmalı şeklinde böyle de bir paradoksal yapı var. Evet. Gelinen noktada bunların aslında o zaman kaybı, zamanla birlikte parasal kayıplar bunları ciddi anlamda engellemiş oluyor. Bir soru var. Özelden de geliyor. Evet. Sosyal bilimler için makale yüklemek istediğimizde dergilerle eşleşmediğinde sadece şimdi sisteme girdiğiniz takdirde Serap Hanım bu tüm katılımcılar genelinde sistem iki parçada. Biri eşleştirme, biri makale raporu alma. Eşleştirme şu anda sadece tıp sağlık alanında ama makale raporu almada herhangi bir alan kısıtı yok. Yok. Yani tüm alanlarda alabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla size sunulan o ücretsiz kısım şu anda makale raporu almada. Sağlık alanında olanlar ekstradan bu eşleştirme kısmına ekleyebilirler. Orada teknik tabirle makale raporu almanıza gerek olmayabilir eşleştirmede. Çünkü onu zaten arka planda dergiye PoolText sunuyor. Ama eşleştirip rapor alıp eşleştirmede fayda var. Kesinlikle. Rapor alındığı zaman eşleştirme platformunda biraz evvel söylediğimiz gibi yani rapor alındı, düzeltmeler yapıldıktan sonra eşleştirme platformuna gönderildiğinde de yine dergi editörleri yeni düzeltilmiş halini görüp ona göre davet gönderecekleri için orada bir katma değer mutlaka oluşacaktır. Orada kritik bir şeye değinmek istiyorum. Bunu geçtiğimiz haftalarda Turnitin, iThenticate eğitimlerinde de konuştuk. Özellikle burada daha da ehemmiyetli oluyor. Şimdi mesela nadir de olsa şöyle yapan kullanıcılarla karşılaşıyoruz ve bunlara gerekli aslında uyarıyı da söylüyoruz. Mesela bir makale yükledi. Dergiye yükleyeceği son aşamaya gelmiş halini yüklemesinde bir fayda var. Bazen kaynakçasız yüklemeler veya işte Türkçe yüklüyor mesela. Türkçe çalışmıyor. Bunun dışında raporu aldıktan sonra gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra bir kez daha yükleme gafleti diyeyim artık. Gafletinde olanlar oluyor. Bu gereksiz bir kota harcama. Çünkü niye? Sistem zaten size dedi ki şu hatalı. Onları düzelttikten sonra tekrardan sisteme ben bunları yapmış mıyım gibi bir daha bir soru sormanın anlamı yok. Tekrar mesela Turnitin'lerde bunu çok yaşıyoruz. İşte benzerlik oranı çıktı. Yeniden bazı değişiklikler yapıp bir benzerlik oranı daha alma. Biz bu tarz tespit ettiklerimizde kullanıcıyı tamamen pasife alıyoruz. Bir daha da ona herhangi bir kurumsal anlamda hizmet vermiyoruz. Bunu da buradan dile getireyim. Yani aldığınız bir raporu lütfen düzeltmeleri yaptıktan sonra yeniden bir daha yüklemeyin sisteme. Çünkü bu counter'dan, bu kotadan gereksiz yere düşmüş oluyor. Bunu da buradan dile getireyim. Hocam gönderdiğiniz ve mailde attığınız link için geçersiz diyor. Dosya kullanılmıyor uyarısı. Neyi kastettiniz? Şu anda sistem açık. Hatta 45-50 kişi şu anda bu formu doldurmuş. Tekrardan paylaşıyorum formu. Sorular varsa soruları alabiliriz. Türkiye'de hangi üniversitelerle anlaşma mevcut şeklinde bir soru görüyorum ben Fatih Bey. Evet. Kısaca bilgisini vereyim hızlıca. Necmettin Erbakan Üniversitesi dediğim gibi biz Türkiye'de ilk birlikte çalışmaya başladığımız üniversite oldu. Onun dışında 9 Eylül Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, şimdi Başkent Üniversitesi ile bir çalışmamız var. O da belli bir noktaya geldi. Ve Adnan Menderes Üniversitesi. Yani peyderpey aslında bu sayıda artmaya devam ediyor. İle çalışmalarımız var. Ama dediğim gibi Necmettin Erbakan Üniversitesi bu anlamda Türkiye'de öncü bir üniversite. Biz tabii bir de süreçte şöyle de yaptık. Bunu da Furkan Beylerle sürekli arka planda aslında ARGE çalışmaları ve sistemin iyileştirme çalışmaları anlamında da çok sürekli kontak halindeyiz. Mesela tüm kurum personelimizi aşmadık. Yani talep edeni aşmak istedik. Ya aynı şekilde burada da öğrencilerimizin tamamını sisteme entegre edebilirdik. Ama biz burada gerçekten bilimsel yayın yapmak, bu bilimsel yayının kalitesini artırmak isteyenlerle temas kurmak istiyoruz. O yüzden böyle bir form ve başlangıç altyapısı başvuru formunu kurguladık. Dolayısıyla burada belli bir süzgeçten geçirip herkese tanımlamıyoruz. Yani herkes bu anlamda doldurabilir mi? Doldurabilir. Ama kurumda mesela şu anda her hocamız maalesef üzülerekten kullanmıyor böyle bir altyapı. Biz her ayda Furkan Beylerle bu eğitimi tekrarlıyoruz. Evet. Bu anlamda çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür sağ olsun. Yani şu anda dediğim gibi Amerika'dan sesleniyor. Yani sabahın 7'si bize Boston'dan evet. Sesleniyor kendisi sağ olsun. Hocam evet. Alındığı zaman escape yaparsanız tamam. Yani formda bir sorun yok. Form çalışıyor. Nitekim şu anda cevaplar da gelmeye devam ediyor. Başvurular. Hacettepe'nin logosunda görmüştüm şeklinde bir yorum gelmiş hocaların Alptekin Bey'den. Orada bireysel kullanımla alakalı o global şeyi gösterirken, kullanımı gösterirken Hacettepe'nin logosunu koyduk ki birçok bireysel kullanıcı o taraftan sistemi bugüne kadar kullandı. Ama kurumsal bir anlaşma henüz yok Hacettepe'yle. Yani hasılı toparlayacak olursak özelde kendi üniversitemiz özelinde birçok hizmet sunuyoruz. Yani bu bilimsel yayınlar koordinatörlüğü kapsamında örnek bir rol model sergiliyoruz. Sürekli eğitimler veriyoruz. PoolText gibi bir altyapıyı şu anda üniversite hem öğrencilerimize hem akademik anlamda sunuyoruz ücretsiz. Bunun dışında istatistik veri analizi bilimimiz var. Bu bilimlerde kuruma aldığımız SPSS, EMS, Lizrel, bu anlamda Envivo, MaxQDA gibi eğitimleri ve programları ücretsiz veriyoruz. Akademik çeviri hizmeti veriyoruz. Yani artık burada iş akademisyenlerde ve öğrencide bitiyor. Yani her türlü bu anlamda hizmet var. Artık bunların, bu tarz altyapıların bilimsel çıktıya, yayına dönüşmesini arzuluyoruz. Form ne kadar süreyle? Form her zaman açık. Bilimsel yayınlar koordinatörlüğü sayfamızda da şu anda mevcut. Bunu da paylaşayım. Kurum dışından olanlar veya kurum içi fark etmez. Yaptığımız koordinatörlük bünyesindeki diğer faaliyetleri, bu az önce bahsettiğim faaliyetleri de takip edebilirler. Hocam başvuru yaptım, ORCID'yi yazmadım. ID'lerde herhangi bir eksik varsa herhangi bir başvuruyu dikkate almıyoruz. Bunu baştan söylemiştik. Özellikle ORCID ve Researcher ID istiyoruz. Bu iki bilgi olmadan, girilmeden başvuru formunu bir şekilde doldurup gönderdiyseniz size gerekli tanımlamalar yapılmayacaktır. Bunun da zaten geri dönütünü veriyoruz. Yani lütfen 16 haneli ORCID'nizi veya işte Researcher ID'nizi giriniz diye. Başka bir üniversitede doktor öğrencisinin verilen eğitimleri beğenine teşekkür ediyoruz. Biz bilgi paylaştıkça çoğalır mottosuyla hareket ediyoruz. Kurum içinde yaptığımız güzel örnekleri kurum dışına da birçok paydaşa da bu anlamda yayıyoruz, paylaşıyoruz. Hatta nitekim bugün sağ olsun işte Furkan Beyler teknik anlamda bir katkıda sağladılar. Kurum dışından katılanlara da böyle bir ücretsiz hizmeti de sunmuş olacaklar. Ayrıca teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Researcher ID, evet Researcher ID anlamında A2 yazıp geçin dedik, doğrudur. Researcher ID tabii yayın, en az bir yayınımızın olmasında fayda var idi ama VOS'la görüştükten sonra şimdi onda da sorun yok. Herhangi bir bilimsel yayınınız olmasa dahi bir Researcher ID alabiliyorsunuz. Onunla ilgili de bilimsel yayınlar koordinatörlüğü sayfamızda detaylı adım adım işlem basamaklarını anlatan görsellerle birlikte hem ORCID hem Researcher ID alma sürecini bahsettik. Sorun yaşamazsınız. Form gönderdiyseniz bu anlamda yeniden doldurup gönderebilirsiniz. Ekip arkadaşlarımız gerekli bu anlamda düzenlemeyi yaparlar. Soru var mı? Dolayısıyla böylelikle 14 haftalık biz bir taraftan da Furkan Bey lisansüstü öğrencilerini bu yıl yeni bir formatta 14 haftalık dünyaca ünlü 9 yayıncıyla birlikte bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği dersini farklı bir konsepte ve farklı bir kurguyla işliyoruz. Bu ders kapsamında aynı zamanda PoolText'i de anlatmış olduk. Yani Springer Nature'dan Wiley'e, EBSCO, Elsevier, ProQuest birçok yayıncıyla birlikte ortak yazar çalıştayı ve Web of Science gibi birçok derleyici ve yayıncıyla bu süreci yürütüyoruz. PoolText anlamında da bize ciddi katkılar sundunuz, bilgiler verdiniz. Biz çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Fatih Bey. Sağ olun. Soru yoksa dolayısıyla eğitimi sonlandırabiliriz. Var mı soru? Soru zannımca yok. Sadece şunun bilgisini vereyim. Birkaç hafta sonra özellikle yaz döneminde bilimsel yayıncılığa dönük bazı yazar çalıştayları yapacağız. Bunun bir kısmı online, bir kısmını da pandemi şartlarında da iyileşmeler var. Dar gruplar özelinde yüz yüze ücretsiz kurs gibi düşünebilirsiniz. Akademik yazmayla alakalı bilimsel yayıncılık nasıl olmalı? Yani örneklemleriyle birlikte bunların duyurularını ve ileride yapacağımız eğitimleri sosyal medya hesaplarımızdan da ve sayfalarımızdan da takip edebilirsiniz. O zaman bizi izlemeye devam edin diyelim. Bizi takipte kalın diyelim. Bir sonraki eğitimlerde görüşmek dileğiyle diyorum. Furkan Bey tekrardan ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Kurum dışından hani katılanların da hani ücretsiz sistemi kullanabilmelerini temin aslında hani ilgili kütüphane ya da varsa kurumların içerisinde bilimsel araştırma koordinatörlüklerine talepte bulunarak bizimle iletişime geçmelerini talep edebilirler. Hani biz bu anlamda da o tarafta da benzer şekilde Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne sunduğumuz altyapının benzerini biraz evvel bahsettiğim gibi Türkiye satına genişletmek istiyoruz. Bu anlamda da böyle bir süreçle aslında bu altyapıyı oluşturma şansımız olabilir ilerisi için. Tekrar katılımcılara ben de çok teşekkür ediyorum. Hem soruları için hem de ilgileri için diyelim. İnşallah bir sonraki sefer tekrar bir araya gelmek de nasip olur. Ayhan, herkese selamlar. Güzel hafta diliyoruz. Evet, kendinize iyi bakın. İyi günler. Çok teşekkür ederim.